Toplu borç alacak eşleme nasıl yapılır? Diana sayfası üzerinde cari kart listesi ekranını görüntüleriz. İlgili liste ekranında cari hesap hareketlerini görüntülemek için aşağıdaki panelden diğer seçeneği altında bulunan cari hesap hareketlerinden görüntüleme sağlayabileceğimiz gibi liste ekranında satırdan seçme işlemini gerçekleştirdikten sonra klavyemizden Ctrl Enter tuşları ile de cari hesap hareketleri listesini görüntüleyebiliriz. Sunucumuza tanımlı birden fazla firma bulunuyor ise ilgili firmadan giriş sağlayarak inceleme gerçekleştirebiliriz. Firmamız şube bazlı çalışıyor ise inceleme sağlayacak olduğumuz şube seçimini gerçekleştirebiliriz. İncelemiş olduğumuz cariye ait geçmiş dönemli işlem bulunuyor ise ilgili dönem alanından seçme işlemi gerçekleştirerek geçmiş dönem işlemlerinde de inceleme sağlayabiliriz. Kodu ve cari unvan alanı liste ekranından seçmiş olduğumuz cariye istinaden pasif olarak gelmektedir. Ekranımızın sağ tarafında faturalanmamış irsalleri dahil et, teslim olmamış siparişleri dahil et, teminattaki işlemlerinde dahil olmasını istiyorsak ilgili alanlarda işaretleme sağlayabileceğimiz satırlar bulunmaktadır. Cariye ait döviz bilgileri ekranımızın altında bulunmaktadır. Cariye ait toplam borç alacak bakiye tutarları ilgili kolonlardan takip edilebilmektedir. Cari üzerinde borç alacak eşleştirme yapmak için aşağıdaki panelden diğer borç alacak eşleştirme ekranını görüntüleriz. İlgili ekranda cariye ait tüm borç alacak bakiyeli işlemler listelenecektir. Tüm bakiyelerin gösterilmesini istiyorsak ilgili alandaki işaretlemeyi kaldırarak listede inceleme gerçekleştirebiliriz. Liste ekranında borç bakiyeli işlemleri kırmızı satır ile göstermektedir. Eşleme işlemi yapacak olursak ilgili satıra gelerek aşağıdaki panelden seçili işlemi eşle dememiz durumunda cari üzerinde bulunan alacak bakiyeli işlemler listelenecektir. Daha öncesine ait bir banka fişinin düzenlenmiş olan perakende satış işlemine karşılık yapıldığını varsayacak olursak ilgili satırı seçerek aşağıdaki panelden seç dememiz durumunda perakende satış işlemi toplamında ne kadar bakiyenin eşleneceğini göstermektedir. Aşağıdaki panelden seç dememiz durumunda perakende satış faturası üzerinde 250 TL'lik bir işlemin eşlendiği bilgisini ve geriye 350 TL'lik bir bakiyenin kaldığını kolonlardan takip edebiliriz. Liste ekranında bir başka işlemin de ilgili perakende satış faturasına istinaden yapıldığını varsayacak olursak, fatura üzerindeyken seçili işlemi eşle dediğimizde hareket listesinden ilgili işlemi seçeriz. Fatura üzerinde açıkta bulunan bakiye ilgili alana gelecektir. Seç dememiz durumunda ilgili perakende satış faturasına ait tüm borcun kapatıldığını görüntüleyebiliriz. Eşlenen bakiyeyi eşlenen kolonundan takip edebiliriz. İlgili fatura üzerindeki eşlemeleri eşlemeler listesinden takibini sağlayabiliriz. Banka işlemi ve cari hesap fişi ile ilgili perakende satış faturasının kapatıldığını görüntüleyebiliriz. Eğer liste ekranında kapatılan faturaların gözükmesini istemiyorsak, ilgili alanda sadece kalan faturaları göster dediğimizde yapmış olduğumuz işlemin liste ekranında yer almadığını görüntüleyebiliriz. Sistemde kapanmamış faturaların takibini sağlamak için ilgili rapor üzerinde inceleme gerçekleştirelim. Ctrl T tuşları ile yeni bir sekme açtığımızda arama alanına kapanmamış faturalar yazmamız durumunda kapanmamış faturalar raporunu görüntüleriz. Parametreler sekmesinde inceleyecek olduğumuz rapora ait parametreleri düzenleriz. Depo bazlı faaliyet gösteriyor isek, inceleme yapmak istediğimiz depoyu satırdan tekli seçim yapabileceğimiz gibi hepsini seç seçeneğiyle de incelememiz mümkündür. Raporu incelemek istediğimiz başlangıç ve bitiş tarihlerini ilgili alanlardan seçeriz. Fiş türü olarak alış faturalarını ve satış faturalarını inceleyebiliriz. Alt kırılımlarını görüntülediğimizde alış faturaları altında mal alım, alınan hizmet, alım iade, alınan fiyat farkı, müstahsil makbuzu gibi işlemler bulunmaktadır. Satış faturaları kırılımlarını görüntülediğimizde perakende satış, toptan satış, verilen hizmet, perakende satış iade, toptan satış iade, verilen fiyat farkı olmak üzere işlemler bulunmaktadır. İnceleme sağlamak istediğimiz işlemi klavyemizden boşluk tuşu ile yeşil tik yapmamız durumunda rapora yansıyacaktır.
Veya ilgili satırda inceleme yapmak istemiyorsak klavyemizden gri işaretleme yapmamız gerekecektir. İşlemlerimizde masraf merkezi kullanıyor isek F1 ile liste ekranını görüntüleyerek ilgili masraf merkezi seçimini gerçekleştiririz. Fatura kapatma detaylarını göster, kapanan faturaları da görüntüle, faiz faturası kesilecekleri göster, iptal edilmiş faturaları gösterme seçenekleri ile ilgili rapor ekranımızda düzenleme sağlayabiliriz. Rapor ekranımızın sağ tarafında sıralama ve gruplama alanlarından inceleyecek olduğumuz rapora ait gruplama ve sıralama sağlayabiliriz. Aşağıdaki panelden ekran seçeneği ile raporu görüntüleriz. İlgili rapor üzerinde seçmiş olduğumuz başlangıç bitiş tarihlerini istinaden gerçekleşen işlemler bulunmaktadır. Türü kolonunda hangi türde işlem yapıldığını, ilgili tarihini, ortalama vadesini, valör değerini, fatura numarasını, cari ünvan bilgisini görüntüleyebiliriz. Satır işlemi alt detayında bulunan ödeme şeklinde de eşlenen faturaya istinaden detay bilgiler yer almaktadır. Örnek olarak yapmış olduğumuz perakende satış faturasında iki fiş ile eşleme sağlayarak ilgili fatura üzerinde kapatma işlemi gerçekleştirmiştik. İlgili bilgileri net tutar ve ödenen kolonlarından takip etmemiz mümkündür. Raporumuzu aşağıdaki panelden yazdır seçeneği ile çıktısını alabilir, e-posta seçeneği ile farklı formatlarda gönderimini sağlayabilir, dosya seçeneği ile farklı formatlarda dışarıya aktarılmasını sağlayabiliriz.